Herkese merhaba. Minnak bebeklerimin bu bölümde elbisesini, ayakkabısını ve saçlarını yapacağız. İlk bölümde gövdesini hazırlamıştık. Dediğim gibi bu bölümde tamamlayacağım, bitireceğim. İki farklı renk elbisesi, saçları da tonları farklı. Şimdi elbise yapımıyla önce elbise yapımıyla başlayacağım. Daha önce ördüğüm bebeğimde pembe beyaz renklerini kullandım. Pembenin kod numarası Alize Cotton Gold. Buraya yazacağım arkadaşlar kod numaralarını ve ayrıca açıklama kısmına da ekliyorum. Alize Cotton Gold 518 numara. Şimdi mavi renkli öreceğim. Mavi renkte yine Alize Cotton Gold 513. 513 numara. Açık mavi, bebe mavisi. Tığım yine 2 milim tığ kullanıyorum. Mavi iple başlayacağım. Otuz tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 29, 30 tane zincir çektim. İkinci zincirden başlayarak 29 tane sık iğne yapacağım. Zincirin sonuna kadar bu şekilde her birine tek halkalarına batarak zincirin sık iğne yapacağım. 29 tane sık iğneyi buraya kadar tamamlayacağım. Tamamladım. 29 tane sık iğne yaptım. Zincir çekmeden dönüyorum. Hemen ilk sık iğneye batıyorum. Yine burada ikinci sırada da 29 tane sık iğne yapacağım. Hiçbir değişiklik yapmadan 29 sık iğneyi yine sıranın sonuna kadar öreceğim. Şimdi beyaz ipliğe geçiyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Bakın buradan tığdan bunu çıkarmıyorum. Son sık iğnenin içinden geçirdim. Renk değişimi yapacağım. Buradan ilk baştaki sık iğnenin bitiş noktasından da geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim. Mavi ipi kesiyorum. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Arka halkasına batıyorum. Blosuna battım. Arkadaki kanadına batarak 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. 1 2 3 tane atlıyorum. Yine arka lobuna batıyorum 4. sık iğnenin. Bakın 1 2 3 tane atladım. 4. sık iğnenin yine arka lobuna batarak 11 tane sık iğne yapıyorum. Tane sık iğne yaptım. Yine 9 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 zincir. 3 tane boşluk atlıyorum. 4. boşluktan başlayarak 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım arka loblarına batarak. Şimdi dönüyorum. Zincir çekmeden dönüyorum. Buradaki esnemeyi önlemek için. Çünkü oraya çıt çıt dikeceğim. Bakın. Burada.
Zincir çekmeden döndürdüm. Normal batacağız bu kez. Hemen ilk sık iğneye atlamayın. Bakın buna mutlaka orada zincir çekmediğimiz için biraz sıkışıyor. Buradan 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapacağım. Bakın hemen buna battım, çektim. Yanındaki sık iğneye battım, çektim. Zincirin üzerine geliyorum. Zincirin üzerine de battım, çektim. Bu şekilde topladım. Zincirin üzerinden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Bir tane zincirim kaldı. Burada da eksiltme yapacağım. Zincirin içine battım, çektim. Yanındaki sık iğneye normal bir şekilde battım, çektim. Üçüncüye de batıp çekip eksiltmeyi bu şekilde yapıyorum. Tekrar buradan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ördüm. Battım, çektim. Yanındakine batıp çektim. Zincirin üzerine şöyle zinciri döndürün arkadaşlar. İlk zinciri burada bulun. Onun içine batıp topladım. Zincirden devam ediyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne ördüm. Bir tane zincirim kalmıştı. Ona battım, çektim. Yanındakine batıp çektim. Tekrar 3 kere batıp çekiyorum ve üçlü eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemi yaptım. Yine döndürdüm. İlk sık iğneme battım. 1, 2, 3 tane ördüm. Battım, çektim. Yine battım, çektim. Üçüncüye de aynı şekilde batıp çektim ve topladım sıkı bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Battım, çektim. Tekrar battım, çektim. Bir daha. Üçünü birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ördüm yine. Sıradakine battım, çektim. Yine battım, çektim. Bir kez daha 3 kere batıp çektim ve topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. Eksiltme yapacağım yine. Batıp çektim sıradakine. 2, 3. Topladım. 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar döndüm. Bu sırada ilmek kaydırma yapacağım. Çekiyorum. Kaydırıyorum. Battım. Arkadan ipimi alıp ilmek kaydırma yaptım. 2, 3. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yapıyorum. Her bir boşluğun içine bir tane ilmek kaydırma. Bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Elbisemizin üst kısmı oluştu.
Şimdi mavi iple devam edeceğim. Bakın elbisemizin ön yüzü burası. Yani burada ilmek arka lobdan yapmıştık. Ön yüzü burası. Şimdi buradan devam edeceğim. İlk zincirin içine batıyorum. Bu ipi de yürüteceğim. Şimdi bağladığım ipi de yürüteceğim. Arkadan bir zincir çekiyorum. Arkadan o ipleri yürütüyorum. Bir sık iğne yaptım. Her bir zincirin içine batıyorum. 2. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi çift yapacağım. Her bir boşluğa çift yapacağım. Bakın burada atlamayın arkadaşlar. Şurada zincir boşluğu var. Burada 29 tane zincir vardı. Sık iğne vardı arkadaşlar. İlk baştakine 2 tane tek tek yaptım. Sonra çift yapacağım. Sonda 2 tane sık iğnem kalıncaya kadar çift yapacağım. 25 tane çift yapacağım. Her birine çift yapıyorum bakın. Şu ipleri bırakayım artık daha iyi görünecek. Her bir sık iğnenin zincirin içine çift yaparak devam ediyorum. Bakın buraya. Böyle devam edeceğim. Bu ipi de burada gizleyeceğim arkadaşlar. Burada altına alacağım. 2 tane sık iğne kalıncaya kadar buraya kadar çift yapacağım. 25 tane çift yaptım. Şimdi 2 tane boşluğum kaldı. Onlara sık iğne yapıyorum. 2 tane tek tek sık iğne yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. Şimdi dümdüz burada sayım 54 oldu. Her birine bir tane batarak bu ikinci sıra arkadaşlar 2 3 4 5 4 sıra daha 54 sık iğneyi dümdüz öreceğim. Bir, iki, üç, dört sıra daha örüp geliyorum. Dört sıra daha toplam ördüm. İlk başta başladığımız çift yaptığımız sırayla bir, iki, üç, dört, beş toplam 5 sıra oldu arkadaşlar. Başladığımızdan beri. Yani etek kısmına bir diye numaralandırdım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın birleştireceğim. Elbisemizin ön yüzü burası. Şöyle. Şimdi içe geldi. Onu değiştireceğim. Çünkü zaten dönerek öreceğiz. Şimdi burada ilk sık iğnenin içine tığımı geçirdim. Karşıdan da son iki. Bakın son iki sık iğneyi birleştireceğim arkadaşlar. Sondan ikinciye battım. Bir, iki. Buraya battım. Ve sık iğne yaptım. Yanındakine battım. Arkadakinin de son sık iğnesine batıp sık iğne yaptım ve çıt çıt yerini oluşturdum. Bakın burası ters. Şimdi ön yüzü yani sık iğnenin ön yüzü buraya geliyor. Buradan itibaren iki sık iğne ile birleştirdik. 52 tane sık iğneye düştü sayımız. 52 sık iğneyi sıranın sonuna kadar buraya kadar şu noktaya kadar arkadaşlar örüp geleceğim.
Buraya kadar ördüm. İlk sık iğneye tığımı geçirdim. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip döneceğim arkadaşlar. Burada 52 tane sık iğneye düştü sayımız. Şimdi dönüyorum. Bir içten öreceğim. Bitince döneceğim. Bir de bu taraftan öreceğim. Şimdi bir sıra daha örüp göstereceğim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Yine şuraya kadar, bakın buraya kadar örüp geleceğim. Bakın son sık iğnem burada. İlk sık iğneye bağlıyorum. İlmek kaydırma ile bir zincir çekip yine geriye döneceğim. 6 ve 7. sıraları yaptık birleştirdikten sonra. Şimdi 7, 8, 9, 10, 3 sıra daha dönerek bu şekilde geri döneceğiz. Burada birleştireceğiz, bir zincir çekeceğiz, yine döneceğiz arkadaşlar. Şu formu, şu dokuyu yakalamak için dümdüz örersek düz sık iğne olur görünüşü. Bu şekilde 8, 9, 10, 3 sıra daha. Bakın elbisemiz bu şekilde. 3 sıra daha örüp geleceğim. Bakın 3 sıra ördüm. Toplam eteğimizin uzunluğu buradan itibaren 10 sıra arkadaşlar. İlk sıradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra oldu. Burası elbisemizin iç yüzü. Şimdi beyaz ipe geçeceğim. Beyaz ipimi alıyorum. Bir tane zincir çektim. Mavi ipimi şimdi döneceğim. Bir tane daha zincir çekiyorum başlangıç olduğu için. Yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yandaki sık iğneye ilmek kaydırma. Bir zincir ilmek kaydırma. Zincirleri sıkı çekmeyelim. Biraz gevşek çekersek bu görüntü daha güzel oluyor. Bakın böyle sıranın sonuna kadar tamamlayacağım. Bu ipi de içeriye gizleyeceğim arkadaşlar çekip. Bakın son kısma geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. Bir tane daha çekip ilk başladığım yere bağlantı yaptım. Şimdi bunu biraz uzatıyorum arkadaşlar. Şurada bir zincir çekip biraz uzatıyorum. Tığımı buraya batırıyorum. Son sıranın üstüne buradan beyaz ipi böyle ön tarafa çıkardım. Şimdi şu kısmı yapacağız. İlmek kaydırma. Batıyorum sıradakine. Arkadan ipimi alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırmalarımı tamamlayacağım. Burada ipi kesmemek için buraya geçiş yaptım böyle. Şimdi buraya kadar bu şekilde tamamlayıp geleceğim.
son ilmek kaydırımımı yapıyorum. Buradan içeri çektim arkadaşlar. Bu iplerimi iğne ile gizleyeceğim. Elbisemizin gövdesi bitti, yani etek kısmı. Kolları kaldı. İsterseniz böyle jile şeklinde de yapabilirsiniz. Ben şimdi kol yapacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Şurada 2 tane, 3 tane atlamıştık. Bakın arkadaşlar, 3 tane atlayarak zincir çekmiştik. Ortadakine batıyorum. Bu ipimi de böyle aldım. 1-2 tane buradan sık iğne yaptım. Şimdi şuradan 9 zincirimiz var. 9 zincir çekmiştik. Burada tersi geliyor arkadaşlar. Şunlara batarsak, bakın, artmasını istiyorum zaten. Aslında oralara batmamamız gerekiyor. Yani batılmış oralara. Ama ben şuraya batıyorum. Buraya da batıyorum. 2. Şimdi esas 9 zincirimiz burası. Şimdi buradan örüyorum. Bir tane daha ördüm. Şimdi hemen dibine batıyorum. Çift yapıyorum. Burada 9 zincir var arkadaşlar. Burada biraz sıkışık. Onları atlamayın. İkinci çifti yaptım. Üçüncü çifti yaptım. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Ve yedinci. 7 tane çift yaptım. Burada yine bir tane örüyorum. Bakın, buraya batıyorum. 2. Şu mavili olan kısma batıyorum. 3. Burada 2 tane daha sık iğnem var. 4. Bir tane var arkadaşlar. Pardon. 2 tanesini burada örmüştük. Bir tane daha ördüm. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada 23 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. 23 sık iğneyi 2 sıra daha öreceğim. Dümdüz geri dönmüyorum burada. Kolları sık iğnelerin ön yüzleri gelecek. Bu şekilde 1-2 sıra daha örüp geleceğim. 2 sıra ördüm arkadaşlar. Dümdüz 23 sık iğne. Şimdi aynı yere batmıyorum arkadaşlar. Atlıyorum. Eksiltme yapacağım. Bir tane sık iğne yaptım. Bunu atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Atlayıp yanındakine. Atlayarak eksiltiyorum. 1, 2, 3 oldu. 4 atladım. 5 atladım. 6 atladım. 7 8 atladım. 9 atladım. 10 atladım. 11. Burada bir tane sık iğnem kaldı. İlk başta atladığım sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi her birine bir tane sık iğne. Burada 12 11 sık iğneye düştü sayım. 2 3 4 5 6 7 8 9 12 sık iğne olabilir arkadaşlar. 10 11 12 sık iğne. 12 sık iğneye düşmüştü. Çünkü en sonda da eksilttim. Ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Diğerinden biraz farklı yaptım arkadaşlar. Biraz daha bombeli olsun istedim.
kolunu. Şimdi bir sıra daha. Bir sıra daha öreceğim. Kolumuz bu şekilde. Şimdi diğer kolu da aynı şekilde buradan başlayacağım. Bakın aynı arkadaşlar, şu ikincisinden, ortadakinden başlıyorum. Bir zincir çekip sık iğne yaptım. Videoyu biraz başa alın arkadaşlar. Aynı şekilde buradan ilmek çıkararak, burada arttırmaları yaparak, burada nasıl yaptıysak aynı şekilde diğer kolu da yapıp tamamlayalım. Sonra bir iki işlemim daha var. Onları da göstereceğim. İpliklerini temizledim. İkinci kolunu da yaptım. Şimdi ben çıt çıtları arkadaşlar yapıştırıyorum silikon tabancamsıyla. Şimdi önce bu tarafa dikebilirsiniz. Çok az silikon sıkıyorum. Böyle biraz kurumasını bekledikten sonra bastırıyorum. Silikonu yapıştırdıktan sonra geri dönüşü yok. O yüzden dikkatli yapmamız gerekiyor. Şimdi bu tarafa da diğer parçayı biraz kuruduktan sonra çıtlayabiliriz. Şimdi şöyle minik bir kurdele yaptım. Onu buraya yapıştıracağım. Ben daha önce böyle zincirle yapmıştım arkadaşlar. Buradan ilmek kaydırma yaptım. Bakın buradan başladım. İlmek kaydırma yaptım. Ortaya kadar şöyle açınca görülecek. Ortaya kadar ilmek kaydırma yaptım. Burada hemen zincir çekmeye başladım ilmek kaydırmadan sonra. Böyle 20-30 tane, şu anda hatırlamıyorum, o kadar zincir çektim. Diğer tarafını yaparken burada zincirle başladım. Aynı bu miktarda zincir çekip buraya ilmek kaydırma ile devam ettim ve arkada bitirdim. Bunu böyle yaptım arkadaşlar. Buna da böyle hazır kurdele yaptım. Fiyonk yaptım kurdeleden. Şimdi şuraya minik bir silikon sıkıp yapıştırıyorum. Şimdi ayakkabısını yapacağım. Ayakkabı yapacağız. Ben bir tanesini yaptım. Aynısından bir adet daha öreceğiz. Şöyle kenara alayım. Yedi tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. Son boşluğun içine çift yapıyorum. 3 tane yapıyorum. 2 yaptım. Bir tane daha. 3. Zincirin diğer tarafına geçtim. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım.
Son boşluğun içine çift yaptım. İlk sık iğnenin içine bağlantı yapıyorum. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Şimdi burada ikinci sırada, birinci sırada 14 sık iğne sayım. İkinci sırada çift yaptım. 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptım. Bu köşedeki 3 tane sık iğnenin her birine çift yapıyorum. İkinci çift. Bu da üçüncü. Şimdi 4 tane daha sık iğne yapıyorum bu tarafa. 3, 4, 2 tane arka arkaya çift yapıyorum. Sayım 20 sık iğne oldu. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekip şimdi arka lobdan batarak 20 tane sık iğne öreceğim. Çok gevşek yapmayın arkadaşlar. Ayakkabı büyük olmasın. Ben biraz sıkı yapıyorum. Burada 20 sık iğneyi arka lobdan alarak bakın. Bir sıra öreceğim buraya kadar. Sonra birleştireceğim. Bir sıra daha öreceğim. Toplam 2 sıra tabandan sonra örmüş olacağız. 2 sıra ördüm. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada 4 tane sık iğne örüyorum. Son sıradayım. 2, 3, 4 sık iğne yaptım. Eksiltme yapacağım. Eksiltmeyi şu şekilde yapıyorum. Batıp çekiyorum. Batıp çekiyorum ve topladım. Battım, çektim. Battım, çektim ve topladım. 5 tane yapacağım. Eksiltme. 3. eksiltme. 4. Bir kez daha. 5. eksiltmemi de yaptım. Sıra sonuna kadar 6 tane sık iğnem var. 2, 3, 3, 4, 5, 6. İlmek kaydırma yapıyorum yine. Birleştirdim. Burada 1, 2, 10 tane zincir çekeceğim. İpimi şöyle iğne takacak kadar biraz uzun bırakıyorum. Şu ipi de keseyim. Tabanına bu şekilde bir süsleme yapacağım. Bunlar çok değiştiriyor arkadaşlar. Bakın düz olduğu zaman böyle. Ama süsleme yapınca ayakkabı formuna dönüşüyor. Daha güzel oluyor. Böyle patik gibi oluyor. Bulo yaptığımız sık iğnelerin flosuna, yani önde kalan halkalarına yapacağım. Geçirdim ipimi. Yandaki halkadan başlıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Yirmi tane ilmek kaydırma yapıp tamamlayacağım. İlk başladığım yere
tığımı geçirip oraya da yaptım. İçeriye çekiyorum. Başlangıç ipini de buradan. Şimdi buraya iğne takacağım. Bebeğimin ayağına giydiriyorum. Şimdi bakın bu tarafta diğerini buradan böyle doladım. Buraya monte etti. Bunu da yine aynı bu şekilde bu taraftan dolayacağım. Burada sıkıştıralım. Düğüm atıyorum. Minik ayaklar hazır. Şimdi elbisemi de giydireceğim. Bu bebeğimin saçını koyu kahve, biraz daha koyu onunla yapacağım. Alize Cotton Gold yine. Numaralarını videonun altına açıklama kısmına ekleyeceğim. Bununki biraz daha açık renk. Şimdi bu iple yapacağım. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane 4 5 6 sık iğne yaptım. Biraz koyu renk ama zaten zor değil, sayıları bilmeniz yeterli. İlk sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip aynı boşluğa batıyorum, çift yapıyorum. 6 tane çift yapacağız. 3. çift. 4. görünmüyor arkadaşlar biraz. Olsun. Sonuçta bildiğimiz bir şey. Kafayı da aynı şekilde ördük. 6 tane çift yaptım. Yalnız burada ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Spiral örmüyoruz. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bir tane ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. 6 kere bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 5.'yi yapıyorum. Ve 6. 6 kere bir tek bir çift yaptıktan sonra yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Burada saç tellerini yapmaya başlayacağız. Şimdi burada bakın biraz açtım videonun rengini.
32 tane zincir çekeceğiz. Arkadaşlar bu zincirleri normal bir şekilde çekelim. Bazı arkadaşlar diyor ki kıvrılmıyor buklelerimiz. Zinciri normal çekeceğiz. Çok gevşek çekmeyeceğiz. Üzerine yaptığımız sık iğne ya da HDC'leri yani yarım tekli trabzanları daha gevşek yapacağız. Zincirden daha gevşek olacak. O zaman daha iyi kıvrılır. Gerçi bu saçımızda kıvrılmasına gerek yok. Kıvrımlı bir saç değil. Ama yine de hani bunu hatırlatmış olayım size. Belirtmiş olayım. Şimdi 32 tane zincir çekeceğim. 32 tane zincirimi çektim. Şimdi 3. zincirden başlıyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Üzerine doladım. Tekli trabzan yapıyorum. Bakın, üzerine doluyorum. Sıradaki zincire batıp 3'ünü birlikte çekiyorum. Her birine tekli trabzan yapacağız. Yalnız son kısımda 2 tane kalıncaya kadar. 2 zincirimiz kalıncaya kadar bu şekilde. Tekli trabzan. Çakma trabzan da deniyor. Bakın çok sıkı yapmayın. Zincirin sonuna kadar değil, 2 tane kalıncaya kadar 25 tane oluyor. Saymadan yapabilirsiniz. Ama doğruluğunu test etmek için de zincirin doğruluğunu saymanız iyi olur. Buraya kadar 2 tane kalıncaya kadar öreceğim. 2 zincir kalacak. Bakın ördüm arkadaşlar 25 tane. Burada 2 tane zincir kaldı. Onlara sık iğne yapıyorum. 1 sonuncu burada 2 tane, burada 2 tane sık iğne ile bitiriyorum. Ve hemen ilk sık iğneye bağlantı yapıyorum. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi burada yine 32 tane zincir çekeceğim. Bu şekilde bakın. Böyle kıvrılması gerekmiyor. Çünkü saç örgüsü yapacağız ama böyle de bırakabilirsiniz yanlarda. Nasıl isterseniz. Ben saç örgüsü yaptım bu şekilde bakın. Şimdi bu bukleden 32 zincir çekip 25 tane 3. zincirden başlayıp 25 tekli trabzan 2 tane de sık iğne yapıp hemen sıradakine bağlayacağız arkadaşlar. Hiç atlamıyoruz. Sıradakine buraya bağlayacağız. Sonra zincir çekeceğiz. Buraya bağlayacağız. Bundan 6 adet yapacağım. 6 tane bu bukleden yapıp geleceğim. 6 tane bu uzun buklelerden yaptım. Şimdi 19 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4. 19 tane zincir çektim. Şimdi ikinci zincirden başlıyorum. Sık iğne yaptım. 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine doluyorum. Tekli trabzan. Zincirin üstüne kalan kısımlara tekli trabzan yapacağım. Burada yine 2 tane zincir kalacak. Onlara sık iğne yapacağım. 2 zincir kalıncaya kadar ikili tekli trabzan yapıyorum. İki zincirin içine kalan iki zincire sık iğne yapıyorum. Bunlar da olduğu gibi. Ve yandaki
Hemen sıradaki sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Yine 19 tane zincir çekeceğim. Bu buklenin farkı, ucunda 2 tane sık iğne yapıyoruz. 2 tane sık iğne ile başlıyoruz. Daha sonra tekli trabzan, sonda da 2 tane sık iğne yapıp ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Bu bukleden de toplam 12 tane olacak. Bir tanesini yaptım, 11 tane daha buraya kadar bu boyutta saç teli yapıp geleceğim. Peruğumu tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde 6 tane uzun, 12 tane de kısa buklemi yaptım. Şimdi ters tarafını ön yüze getireceğim. Böyle yapacağım. Burası sık iğnelerin ön yüzü, bakın. Ve buklelerin de ön yüzü. Onu içe getireceğim bu kez. Böyle yapacağım. Şimdi burada dikmek için ip bıraktım. Başlangıç ipini de içeriye çektim. İpimi şöyle öne alıyorum. Dışarı, dış kısma doğru. Şimdi önde 6 tane uzun buklemiz var. Onlar ortaya, öne gelecek. Önce bir tepeyi sabitleyelim. Tam ortaya, orta kısma geçirdim iğnemi. Şimdi uzunlar burada. 3 tane bu tarafta, 3 tane bu tarafta. Tam ortalayarak burayı da sabitliyorum. Daha sonra bu iki tanesini bırakıyorum. Şunu da keseyim. Önde 2 tanesini bıraktım. Şu şekilde 2 tane kalmıştı. Buraya iğneledim. Diğer taraftakileri de. Şöyle gerdirerek biraz. İğneledim. Şimdi bunlar bir kalsın. Bu ipim de burada. Şimdi kısa olanları dibe, şu uçları bayağı sık olsun arkadaşlar. Dip olsun. Bunu buradan çıkarıyorum. Bunu çıkardım. Öndeki saç telini alıyorum. İğneledim. Sonra bunu da, bu iğneyi çıkararak bunun üstünden geçiriyorum. Buraya iğneledim. Aynı şekilde diğerini de yapalım.
bu şekilde iğneledim. Bu ipi ikiye ayıracağım. 4 kat. İğne takıyorum. Şimdi şu tepeye şöyle sabitleyeceğim önce tepeyi. Şimdi arkadaşlar burada ön kısma geçiyorum. Bakın şuraya. İğneleri çıkarıyorum. Burada aşağıya batarak sabitleyeceğim. Şimdi ben ipim bitti arkadaşlar. Büyümeyeceğim. Bu şekilde buraları sağlamlaştıracağım. Burayı da diğer tarafı yaptığım gibi sağlamlaştırıp geleceğim. Ben saçlarımı diktim. Bunu böyle saç örgüsü yapmayacağım. Burada bağladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde kıvrılıyor uçları. Saç örgüsünü de şöyle yaptım. Herkes biliyor zaten. Sıkı bir şekilde. Örüp burada bağladım. Bakın bu şekilde. İstediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu söküyorum. Diğeri gibi bağlayacağım ve bitireceğim. İkisi de bitti. Dediğim gibi saç örgülü de çok şirin oluyor. Ben bunu böyle bağladım. Uçlarını böyle elinizle kıvırıp burada böyle bir görüntü de oluşturabilirsiniz. Bunu şeker kızlarım için yapmıştım. Bakın buna da oluyor. Şöyle zaten tel. İkisine de oluyor arkadaşlar. Pembe olduğu için. Pembe mavileri de var. Diğerini de böylece bu videonun da sonuna geldim. Tekrar başka modellerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.